Değerli misafirler, Turgut Doğan, saygıdeğer hanımefendileri, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Murat Atlıhan ben, Mernas Grup Yönetim Kurulu üyelerinden. Firmamız 2004 yılında Van'da Uğur Dershanesi ile başladı. 2007 yılında Van Bahçeşehir Koleji, akabinde Manisa Bahçeşehir Koleji, İzmir'de Nardere ve Güzelbaşı'daki Uğur Okulları, 5. kampüsümüzü nasip olursa Turgutlu'da bu alanda düşünüyoruz. 5 büyük kampüste Türkiye'de eğitimi kaliteli bir şekilde sunma hedefindeyiz. Yaklaşık 22 yıldır bu kaliteyi fazlasıyla sunuyoruz. Okullarımızın 4'ü de gerek fiziki yapı donanım, gerek eğitim kalitesi olarak Türkiye'de 80 bin özel ve devlet okulu içinde ön sıralarda yer aldılar. Markalar büyük. Bahçeşehir Koleji Türkiye'nin eğitim kalitesi olarak açık ara 1 numarası ve 2 yıl önce Avrupa'da uzaktan eğitimde ilk 10'a girip Avrupa'nın en kaliteli ilk 10 okulu arasına giren bir marka Turgutlu'ya bu anlama gelecek. 5. büyük kampüsümüz olarak hizmet vereceğiz değerli misafirlerimiz. Neden Turgutlu? Biz aslında okulcuyuz. Fakat okul kampüslerimizin tamamının inşaatını biz yaptık. İnşaata yabancı değiliz. Okul kampüslerimizde içinde büyük mali verilerimiz de vardır. Ama internete girip kampüslerimizin fiziki yapı donanımlarına baktığımızda İzmir, İstanbul, Türkiye'nin en donanımlı kampüsleri olduğunu görürsünüz. Bu arsayı bulup lokasyon olarak arsanın güzelliği Turgutlu, Manisa'nın ilçesi ama İzmir'in mahallesi. Çıkıyorsunuz 15 dakika sonra Kemalpaşa, 20 dakika sonra Bornova, yarım saat sonra Karşıyaka'dasınız. O zaman dedi ki bu arsanın içine güzel bir kampüs yapalım ama bu kampüsün içine yanına da çok özel. Bırakın Turgutlu'yu, İzmir'i, Ege'de belki Türkiye'de olmayan çok özel donatılara sahip bir site yapalım. Nedir bu özel donatılar? Yani biz bir kere şunu söyleyeyim, eğitimci aileyiz. Müteahhit gözüyle bakmadık, ekonomik gözle değil, kalite gözüyle baktık. Müteahhit gözüyle baksaydık, 40 dönüm arazinin 11 dönümünü inşaat, 28,5 dönümünü peyzaj diye demezdik. Aksine 30 dönümünü inşaat, 500 değil 1500 daire yapardık. 2-3 tane de havuz yapardık. Dostlar pazarda görsün, havuzlu site derdik, olur biterdi. Hayır, biz gerek eğitim, gerek yaptığımız her işte önce kalite dedik. Bu projede de inşallah onu gerçekleştireceğiz. Projenin içinde değerli misafirlerim, 4'ü açık, 1'i kapalı, 1500 metrekare havuz var. 560 daire içinde yumuşak zeminli tenis kortları, futbol sahası, basketbol sahaları, çocukların rahat kaykayını, patenini sürebileceği oyun alanları, sitenin özel günlerini, etkinliğini yapabileceği mini amfiye kadar her şey düşünüldü. Kapalı alanda fitnesslar, savunmalar, pilates salonları ve en önemlisi sitede kolejin dışında sitenin kendi içinde bir kreş sistemi var. Nedir bu kreş sistemi? Sabah 8, akşam 12 anaokul öğretmenlerinin site yönetiminin kontrolünde hizmet vereceği bir kreş sistemi. Hanımefendi sabah kalkıp fitness'a gidecek. Pilates yapmak istiyor. 3 yaşında çocuğu var. Kime bırakacak? Kreşe bıraksın. Akşam eşiyle bir İzmir'e çıkmak istiyor. İnip aşağıda bir kahve içmek istiyor. Gece 12'ye kadar çocuğunu bırakacağı bir kreş sistemi var. Şimdi bütün bu sosyal donatıları kreşli saygımızda haklı olarak insanlar diyor ki o zaman aidatlar çok yüksek olacak. Değerli arkadaşlar, ben matematik öğretmeniyim. 23 yılda eğitimcilik yaptım. 15 yıl Bahçeşehir Koleji Müdürlüğü yaptım. Ben sayılarla konuşurum. Bakın 560 dairenin 25 çalışanı olsun, maaşı ve sigortası yaklaşık 360 bin lira yapıyor. En başı ortalama 1000 lira para toplandığında 560 bin lira yapıyor. Yani bu 25 çalışanın maaşı ödenir, siteye ekstra 200 bin lira da daha fazladan elektriği vesairesi kalır. Eğer sitede daire sayısı az olsaydı aidatlar yüklü çıkardı. 5 lira çöpürdüğümüzde
Dolayısıyla aidatlar öyle konuşulduğu kadar yüksek çıkmayacak. Biz okulcuyuz, biz eğitimciyiz. Bizim okullarımıza giden herkes şunu çok iyi bilir. Bizim okullarımızda şu komanların köşeler var ya, bunlar süngerle giydirilmiş ki çocuklar koştuğunda, çarptığında herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Yani güvenlik bizim önceliğimiz.